Oğlum? Ne? Ya anlatacak mısın yoksa böyle bir tur daha dönecek miyiz mahalleye? Anlatacak bir şey yok. Tabii yok, anlatacak bir şey yok. Hadi otur şuraya da anlat artık. Ya ne bakıyorsun oğlum? Bir de koşayım etrafta. Yoruldum artık, oturalım. Hadi. Ailenden uzak duramadın değil mi? Durdum abi, durdum. Sen rahat ol. Bak ne Sevgi ne de ben size acı çektirmek istemiyoruz. Ama başımızda bin bir tane dert var. Biri gidiyor, biri geliyor. Hangisine bakacağımıza şaşırdık oğlum. Bir de siz başımıza problem olmayın diyorsun. Oğlum öyle demiyorum tabii ki de. Sen benim seni anlamadığımı sanıyorsun değil mi? Hı? Ben hiç aşık olmadım mı sanıyorsun? Ben bilmiyor muyum insan aşık olunca karşısına bir engel çıkarsa nasıl kızar, nasıl çaresiz kalır? İnan bana, senin hissettiklerini harfi harfine anlıyorum, çok iyi biliyorum. Ama elimden bir şey gelmiyor. Herkes sizi kardeş sanıyor, düşünsene. Sizin birbirinize hissettiklerinizi öğrenseler, her şey bozulacak, bütün foyamız ortaya çıkacak. Biz bütün sorularımızın cevabı burada diye buraya geldik, gidemeyiz ki bir yere. Ben Mehmet olarak sizin aşkınıza karşı değilim. Ama bu aileyi korumak zorunda olan bir adam olarak karşıyım. Bu aşk çok tehlikeli. Hepimiz için. Anlıyor musun? Bunun için ne olur bana kızma. Ben sana kızmıyorum zaten abi. Ama ben buna dur dedikçe, yaklaşma dedikçe, olmaz dedikçe kuduruyor. Bu adamın ne işi var burada? Tekrar merhaba Kıvanç. Merhaba, çok bilmiş abi. Senin ne işin var burada? Ya benim arkadaşım. Kendinden epey büyük adamlarla takılıyormuşsun Mehmet abi. Yok canım. 5-6 yaş var aramızda. Yine bir şeyler dönüyor, belli. Bu adam bizi boşuna bulmadı ormanda. O da işin içinde. Kıl, tüy, yün, bir şeyler. Hiç kurcalayacak halim yok. O yüzden bana müsaade. Yutmadım ama gargar yapacağım artık. Nesi var bunun? Ne bileyim, deli gibi aşık işte. Aylin de biraz önce Dilki'ye aşık olduğunu itiraf etti. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Ben halledeceğim. Girebilir miyim? Gel abla, gel. Ne haber? İyi abla. Senden ne haber? Aylin'le aranızda kötü bir şeyler olmuş galiba. Bak gözünü seveyim bir de sen başlama ya. Bak Mehmet abi bu iş olmaz. Neden olmaz? Nasıl olmaz? Hepsini detaylarıyla anlattı. Müsaade edersen ben de hazmetmeye çalışıyorum. Üst üste yiyemiyorum biliyor musun? Midem ufak. Bize bir söz verdin. Unutma, olur mu? Unutmam. Unutacak gibi olursam hatırlatırsınız zaten siz. O yüzden rahat olun yani. Relax. O dava kapandı. Bak Dilki, biliyorum
Bunu sizden istememiz çok büyük haksızlık. Ama ne yazık ki herkes için en doğrusu bu. Her şey doğruydu, bir biz yanlıştık değil mi abla? Özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Dram yaratmaya gerek yok ya. Geldi geçti işte. Ama sen de bu süreçte aileni üzme, olur mu? Kendim üzerim ama onu üzmem abla, merak etme. Üzmüşsün ama. Üzdü mü dedi? Gidip Çağla'yla yakınlaşman onu çok yaralamış. Neden yaptığımı biliyorsun. Aileni kendimden uzaklaştırmak istedim. Sana kadınlar hakkında bir sır vereyim mi? Bir kadın bir adamı severse doğal olarak adam da onu sevsin ister. Ha olur da adam onu sevmezse kadın üzülür. Ama mutlaka kendini avutacak bir açıklama bulur. Belki aşka hazır değil der. Peki ne bileyim, sevmesini bilmiyordur der. Ama mutlaka bir açıklama bulur. Ama o öküz, ki buradaki öküz sen oluyorsun. Net olarak anlaşılıyor, evet. İşte bu öküz, kadının ondan hoşlandığını bile bile gidip bir başka kadına kur yaparsa, kadın çok daha fazla üzülür. Çünkü artık kendine yapacak hiçbir açıklaması kalmamıştır. Adam sevmeyi biliyor ama beni değil, gidip bir başka kadını seviyor diye kendini kahreder. Ben senin Çağla'dan zerre kadar hoşlanmadığını biliyorum. O yüzden saçmalamayı kes. Tamam, aşkınızı bazı engellerden dolayı yaşayamıyor olabilirsiniz. Bu zaten yeterince canınızı yakıyor olmalı. Bir de üstüne bilerek, isteyerek birbirinizi incitmeyin. Olur mu? Peki, Çağla'dan kopmam halini umutlandırmayacak mı? Bir kadının aşkı olan umudunu kimse yok edemez. Bu hikayede sana düşen hem kendine hem de ailene mümkün olduğunca az acı çektirmek. Çocuk değilsin Tilki. Kocaman delikanlısın. Sana yakıştığı gibi davran. Lütfen. Hadi bakalım. Yemekte görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.